Yeni bir Selsile Evde videomuza hoş geldiniz. Bugün harika bir konumuz var. Her günü bir kutlama gibi yaşamak mümkün mü sizce? Evet, bence mümkün. Çünkü hayatta her an ama her an harika, ufacık da olsa içimizi canlandıran, kıpır kıpır yapan, bizi çok mutlu eden, yaşadığımızı hissettiren anlarla yaşıyoruz ve doluyoruz. Mesela bir arkadaşımızla oynarken aniden bize sarıldığında, annemize babamızla mutfağa girip hamuru yoğurduğumuzda, çok ama çok coşkulu bir şekilde içimizden geldiği gibi dans ettiğimiz zaman, harika bir çiçek görüp onu kokladığımız zaman, işte bütün bu anlar bizi canlı tutuyor, hareketli tutuyor, keyifli tutuyor. Ne çiziyorsun? Ben böyle bir şey giyiyorum. Hayır, ben giyeceğim. Ve bu anları nasıl kutlayabiliriz biliyor musunuz? Harika bir pasta yaparak. Ama bu pastayı yemek için yapmayacağız. Bu anları kutlamak için renklerle içimizdeki yaratıcılığı dışarı çıkartarak yapacağız. Sahi yaratıcılık nedir? Aslında hepimizin içinde var olan, bizden geleni dışarı aktardığımız bir yolculuk, bir süreç. Sonuçtan çok o anda yaptığımız hareketler, kullandığımız boya, yapıştırdığımız minik minik detaylar, işte o neşeli, o coşkulu üretim anları tam da yaratıcılığın kendisi. Bu arada biliyor musunuz? Pasta resimleri yapan çok ünlü bir ressam var. Wayne Thiebaud. Ondan bahsetmek istiyorum birazcık size. Bizi heyecanlandırır, daha da şevkle üretiriz. Hazır mısınız? Pop sanat akımının ilk akla gelen sanatçılarından biri Wayne Thiebaud. Peki nedir bu pop sanat? Pop kelimesi görsellerin canlı ve çarpıcı renklerle birleşimi olarak tanımlanabilir. Yani çok renkli bir reklam gibi, eğlenceli bir çizgi film gibi, çizgi film izlerken yediğimiz bir pasta gibi ve hatta televizyonda olmak gibi. Artık kimsenin sanattan korkmasına gerek yok çünkü herkes sanatı anlayabilir ve dahil olabilir. Bu çizimden ve formlardan esinle hadi biz de kendi pastamıza geçelim. Pastanın servis tabağını bitirdiğime göre bu sefer pastanın kendisine geçiyorum. Yine kuru kalem ve pastel boyalarımla önce bir dikdörtgen yapıyorum ve onu birkaç şeritle belirli bölümlere ayırıyorum. Sonra da her birinin içini dilerseniz kuru kalemle, dilerseniz pastel boyayla boyayabilirsiniz. Sırada en üst bölümü, bol kremalı, akışkan bölümü. Ve şimdi dilediğimiz gibi renklerle süslüyoruz. Ne kadar süslü bir pasta olursa o kadar renkli ve enerjik duracak. Bu kırmızı yuvarlaklar sizce çilek mi yoksa şeker mi? Tüm kesili malzemelerimiz hazır olduğuna göre artık hepsini sırasıyla selsille yapıştırabiliriz. Pastamı süslerken şeffaflığı ve hemen yapışma özelliği sayesinde Selsil Ultra Clear kullanmayı tercih ettim.
Şimdi de kesili mozaik parçalarımı yapıştırmaya devam ediyorum. Siz de benim gibi resimlerin sağına, soluna, kenarına, alt köşesine bir şeyler yazmayı çok seviyor musunuz? Bugünün konusu olan kutlama kelimesini büyük harflerle ben resmimin alt köşesine yazıyorum. Ve bir de size fikir vermesi açısından sağ alt köşeye küçük bir kutucuk yaptım. Kullandığım boyaların renklerini orada görebilirsiniz ve pastel boyalarınızı isterseniz buna göre seçebilirsiniz. Atölyemize katıldınız ve benimle beraber coşkuyu paylaştınız ve bunu bir pasta resmine dönüştürdüğünüz için size teşekkür ediyorum. Eğer siz de bu atölyeden keyif aldıysanız lütfen yaptığınız resmini bize yollayın ya da Selsile evde Aştaki ile paylaşalım. Teşekkürler, coşkuyla, enerjiyle, kıpırtıyla kalın.